Sevgili izleyenler, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı birbirinden değerli yazarların katılımıyla bugün 6. gününde yanımızda da hemen bir yazar, aynı zamanda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar var. Kendisi de bugün Gecenin Kalbi kitabını okurları için imzaladı. Evet başkanım, kitap fuarını nasıl buldunuz öncelikle? Öncelikli olarak şiir ve edebiyatın başkenti olarak adlandırdığımız Kahramanmaraş'ta her yıl düzenlenen bu kitap fuarına, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu geleneği yaşattığından dolayı, şiiri, kitabı, edebiyatı unutturmadığından dolayı ve büyük indirimlerle bütün Türkiye'deki yazarlarımızın da katılımıyla, imza günleriyle, sunumlarıyla renklenen bu kitap fuarında gençlerimizin, öğrencilerimizin gerçekten biz bilgilendiğine, şuurlandığına, bilinç sahibi olduğuna şahit oluyoruz. Bilgi, kitap en büyük güçtür diyorum. Lise yıllarında bizim bir hocamız vardı, şöyle derdi. Napolyon para 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 demiş ama ben okumak 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 diyorum diyordu. Gerçekten okumak önümüzü aydınlatan, hayatımızı aydınlatan, karanlıkları aydınlığa çeviren çok önemli bir ameldir. Önemli bir fiildir. Bu kitap fuarında biz ilkokuldan tutalım ortaokula, liseye, üniversite çağlarına kadar her türlü kitabın, her türlü yazarın bulunduğu bir kitap fuarı. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Bugün de imza günümüzdü kendi kitabımızın. Kitabımızı imzalamak için okurlarımızla buluştuk. Gençlerimizle, öğrencilerimizle buluştuk. Onlara kitaplarımızdan imzalar attık, hediyelerde bulunduk. Yazdığım kitap da Gecenin Kalbi kitabı, ilk kitabım. 30 yıldır yazdığım köşe yazılarını biriktirdiğim, bir araya getirdiğim bir kitaptı. Gecenin Kalbi olarak adlandırdığım, gecenin derinliklerinde ve sabahın seher vakitlerinde yazdığım yazılardan oluşuyor. İkinci kitap için de hazırlıklara başladım. Çünkü yaklaşık yine 30'u 40'ı geçen bir köşe yazısı oldu. Henüz yayınlamadım. Yani gazete, internet köşelerinde, gazete köşelerinde, dergi köşelerinde yayınlandı ama kitap haline getirmedim henüz. Aslında lise yıllarında başlamıştı yazarlığımız. Ben duygulu bir insanım ama duygumu kimseye belirtmem. Kendinizi yazarak ifade ediyorsunuz. Aynen öyle. Yani olayları gözlemlerim, toplumsal olayları, kişileri, siyaseti, eğitimi, iş hayatını, bu gözlemimden sonra da gecenin sakin bir vaktinde karşılaştığım bir olaydan etkilenerek, esinlenerek bir konuya başlarım ve sonuçta bir köşe yazısı çıkar. Asla kişileri yazmam, asla olayları konuşmam. Yazdığım bütün köşe yazıları fikirlerden ibaret. Yani deneme türü, makale türü, anı türü yazıyorum. Ben de bu şekilde toplumsal olayları gözlemliyorum, çözümlüyorum. Yazılarımla ifade etmeye çalışıyorum. Hem siyasetçilere, hem yöneticilere, hem topluma, kendime yön vermeye çalışıyorum. Üniversiteye hazırlık aşamasında herhangi bir dershaneye gitmemişti bizim zamanın öğrencileri. Çünkü bizler çok kitap okuyorduk. Kitap okuma sayesinde ufkumuz açılıyor, vizyonumuz açılıyor. Hem firasetimiz hem basiretimiz, olaylar örgüsünü çözebilme yeteneğimiz gelişiyor. Üniversite sınavında da kitap okumanın çok faydasını gördük hayatımızda. Ben her zaman söylüyorum, toplumlara ve dünyaya yön verenler bilgi sahipleridir. Onun için öğrencilerimize diyorum ki sadece şunu söylüyorum, okuyun. Sadece okuyun ama anlayarak okuyun, ama özümseyerek okuyun, altını çizerek okuyun. Yani mutlaka dimağınızda bir Necip Fazıl'ın, bir Mehmet Akif'in, diğer yazarların sözleri olsun. Onların sözleriyle başlayın hayata, onların sözleriyle başlayın cümlenize. Böylece zenginliğe şahit olacaksınız. Böylece hem kendinize hem de dünyaya yön verebileceksiniz diyorum ve teşekkür ediyorum.